Dün yapacak vatandaşlarımız bir an önce altınlarını almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü altın sürekli yükseliş eğiliminde olan bir emtia. Bir an önce alacaklar varsa altınlarını alsınlar, bozduracaklar da en azından 10. ay, 11. aya kadar beklemelerini öneriyoruz. Çünkü yıl sonlarında genelde bankaların ve büyük sektörlerde kapamalar olur. Herkes yıl sonundaki hesaplarını görmek için döviz alımları yaparlar ve altın alımları yaparlar bu e, talep olur. Talep olunca da haliyle genelde döviz fiyatları ve altın fiyatları yıl son yıl sonlarında yükselme bu yüzden olur. Altın birkaç haftadır e, sakin seyrini devam ediyor. Altın 490 ile 500 lira arasında has altın fiyatları 2 e, haftadır aynı seviyede gidip geliyor. 528'e kadar gramı çıkmıştı has altının fiyatı. E, 490'a kadar bir düzeltme yapacağını zaten söylemiştik. Bu düzeltme de e, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti ve bundan sonra trendini yukarıya doğru verecektir. Çünkü dolar da şu an dip seviyelerde. Ons on keza son 7-8 ayın en dip seviyesinde. 1770 dolar ise 867 seviyesinde. Bunların yükselmesiyle birlikte altın tekrardan kısa vadede 540'ın üstüne çıkacağını öngörüyoruz. Şu anda artı ve eksi haberler aslında piyasayı etkiliyor. Döviz'in sabit olmasının nedeni yani piyasa aslında kötü ama yurt dışından gelen vatandaşlarımızın etkisiyle bir miktar teselli buldu. Bir de tabii normalleşme sürecine girdik. Bu da ekonomimize bir artı etken oldu. Ama bundan sonra fiyatlar çıkacak ama inşallah bu sezonu esnaflar olarak iyi bir şekilde geçirmeyi umuyor. Büyük bir böyle patlama bekliyorduk ama demek ki ya yurt dışındaki vatandaşlarımız tam olarak gelmedi. Tam açılmadan sonra işlerimizde aslında fazla bir hareket olmadı ama ayın 15 yurt dışının okulların tatil olmasıyla birlikte vatandaşlarımızın